Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki Nora abanızın yanına geldiniz. Çünkü Nora abanız sizi çok ama çok seviyor. Ama Tanrı sizi Nora abanızdan bile daha çok seviyor. Her zaman, her saniye. Siz ne yaparsanız yapın. Moraliniz bozuk da olsa, mutlu da olsanız, bazen onu üzecek şeyler de yapsanız, bazen ona itaat etmeseniz ve onu kızdırsanız bile, bazen ailenizin sözünden çıksanız bile, Tanrı'yı sizler çok sevdiğiniz için O da sizleri çok ama çok seviyor ve sizden sadece onun kurallarına uymanızı istiyor. Ama uymadığınız zaman da bile size olan sevgisi asla son bulmuyor sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? Bugün neler neler yaptınız? Ailenizle zaman geçirdiniz mi? Arkadaşlarınızla konuştunuz mu? Oyunlar oynadınız mı? Yüzdünüz mü? Yürüyüş yaptınız mı? Neler yaptınız? Bütün bunları Nora abınız çok merak ediyor. WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Paylaşmak istediğiniz ne varsa. Belki sadece bir şey sormak isteyebilirsiniz. Belki sadece bir şeyler anlatmak isteyebilirsiniz. Her zaman Nora abınız sizden gelen haberleri 4 tane gözüyle bekliyor oluyor arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir ayet okumak istiyorum. Tanrı'nın sözünden bir sözle, yani Tanrı'dan bize gelen o güzel mektuptan bir sözle programı açmak istiyorum. Mezmurlardan, Mezmur 13'ten bir şey okumak istiyorum sizlere. Tanrı'dan size gelen bir sözdür bu. Sanki Tanrı size söylüyormuş gibi düşünün bunu, öyle hissedin. Çok tam tersi aslında arkadaşlar, yanılmışım. Tam tersi sanki sizden Tanrı'ya giden bir sözmüş gibi bunu düşünün. Ve bunları söylerken Tanrı ile konuşuyormuş gibi hissedebilirsiniz kendinizi. Ben senin sevgine güveniyorum. Yüreğim kurtarışımla coşsun. Ezgiler söyleyeceğim sana ya Rab. Çünkü iyilik ettin bana. Şimdi bunu böyle cümle cümle mini mini inceleyelim. Biz Tanrı'ya diyoruz ki Tanrım ben senin sevgine güveniyorum. Onun sevgisine güveniyor musunuz arkadaşlar? Peki sizce onun sevgisine güvenmek nasıl bir şey? İşte az önce size söylediğim gibi onun sevgisinin asla bitmeyeceğine inanmak. Her durumda sizi seveceğine inanmak aslında. Ki birinci cümleyi tik yapıyoruz yanına onu yerine getirmiş oluyoruz. İkinci cümlede yüreğim kurtarışınla coşsun diyor. Coşmak ne demek? Hani bazen böyle sizler çok hareketli olduğunuz zamanlarda, böyle çok fazla koştuğunuz zamanlarda öğretmenleriniz ya da anneniz babanız size şöyle söyleyebilir. Çok coştun artık, yeter biraz sakinleş diyebilirler. Düşünün ki kalbiniz, siz nasıl koşuyorsanız sanki kalbiniz de bedeniniz gibi koşuyormuş gibi düşünün. İşte bu coşmaktır, sevinçten coşmaktır. Peki neden? Tanrı'nın kurtarış planı için. Nasıl ki Tanrı bizi kurtardı bütün kötülüklerden, aslında bizden çok önceki insanların işlediği günahlardan, İsa Mesih nasıl bizi kurtardı bir bedel ödeyerek, işte bunu düşünerek sevinçle coşabilirsiniz arkadaşlar. Ezgiler söyleyeceğim sana ya Rab. Ezgi ne demek? Şarkılar. Böyle neşeli neşeli onun hakkında, onu çok sevdiğimizi söyleyen şarkılar söylemekten bahsediyor. Neden? Çünkü iyilik ettin bana. Tabii ki Tanrı bize her zaman iyilik yapıyor. Etrafınıza şöyle bir bakın arkadaşlar. Ailenize, doğaya, arkadaşlarınıza, okulunuza, evinize bir bakın. Hepsine sahipsiniz. Hepsi ne kadar güzel değil mi? İşte bütün bunlar Tanrı'nın size yaptığı iyilikler. Bu ayeti gün boyu düşünmenizi istiyorum. Bu mezmuru gün boyu düşünmenizi istiyorum. Hatta mümkünse ezberleyin arkadaşlar bunu. Ve ezberledikten sonra bize mini bir video çekip gönderirseniz bizler sizlerle birlikte çok mutlu oluruz. Şimdi arkadaşlar bu kadar konuştuk. Şimdi gidelim biraz Ege konuşsun. Biz onu dinleyelim. Hadi bakalım Ege'ye doğru. Bir ev örümceği kızartılınca tadı fındığa benzer. Hatta uzak doğu ülkelerinde enfes bir yemek olabilir. Düşünsenize örümcek kebabı. Aksolotl'lar akciğerleri olmasına rağmen solungaç solunumu yapabilir. En uzun milli marş Yunanistan'a aittir. Tam 158 kıtadan oluşur. Bu yüzden olimpiyatlarda Yunanistan altın madalya kazandığında insanlar saatlerce ayakta durur. Düşünsenize geri alıp ikinci kez açıyorlar. İstiklal Marşı aslında 9 kıta bir benddir. Bunun yalnız 2 kıtası marş yapılmıştır. En hızlı kas gözümüzü kırpmamızı sağlayan kastır. Hızı 2 milyarda birdir. Bence olimpiyatlara bu eklenebilir. Göz kapaklarınızı yarışması. Bir öpüşmede 250 parazit değişimi yapılır.
Öpüştükten sonra aldığınız parazitleri beğenmezseniz değiş tokuş yapmayı unutmayın. Şaşırtan Bilgiler bölümüne hoş geldiniz. Hazır mısınız şaşırmaya? Eğer hazırsanız haydi gelin hep birlikte şaşıralım. İlk bilgimiz aslında yaz ayları ile ilgili bir şey değil, kış ayları ile ilgili bir şey ama olsun, yakında kış da gelecek zaten. Her mevsim için hazırlıklı olalım arkadaşlar. İlk şaşırtan bilgimiz üşümekle ve ısınmakla ilgili aslında. Biliyor musunuz ki sizler başınıza şapka taktığınızda aynı zamanda ayaklarınız da ısınıyor. Yani ayaklarınızı ısıtmak için evet tabii ki ayağınıza bir çorap giyinin ama aynı zamanda kafanızda bir de şapka olursa ayaklarınız normalden çok daha hızlı ısınacaktır. İkinci şaşırtan bilgim ise kocaman bir hayvanla ilgili. Çok değişik, böyle çok benim çok sevdiğim aslında ama aynı zamanda çok da yanına yaklaşmamamız gereken bir hayvanla ilgili. Gergedanlarla ilgili. İşte bu bilgim arkadaşlar yaz mevsimiyle ilgili. Çünkü yazlara biz ne yapıyoruz mesela normalde? Terliyoruz değil mi? Özellikle koştuğumuz zaman. Ama gergedanların bize göre değişik bir şansı var. Çünkü gergedanlar hiç ama hiç terlemiyorlar. Bir diğer şaşırtan bilgim maymunlarla ilgili. Maymunlar da tıpkı insanlar gibi yaşlandıkça kelleşebilirler. Bir diğer bilgim ise dilimizle ilgili. Dilimiz yaklaşık her 2 haftada bir yeni tat alma hücreleri geliştiriyormuş. Gerçekten Tanrı'nın bizi yarattığı sistem harika bir sistem. Peki hadi gelelim birazcık da ketçapla ilgili konuşalım. Ketçap seven var mı aranızda? Ketçap aslında ilk başta ilaç olarak satılıyormuş. Nasıl yani? Boğazımız ağrıdığında ketçap mı yemeliyiz? Bence hayır. Bunu doktorunuza sorarsanız onlar size bence bilimsel bir açıklama yapacaklardır. Hadi gelelim birazcık da burunla ilgili konulara. Kokular sağ burun deliğinizden sol burun deliğinize göre daha iyi alınır. Yani eğer güzel kokular koklamak istiyorsanız bence sağ burun deliğinizi, etrafta kötü bir koku var ise sol burun deliğinizi kullanın. Son şaşırtan bilgim de bebeklerle ilgili. Biliyorsunuz ki hepimiz bir zamanlar annemizin karnındaydık. O zamanları hatırlamasak bile burada o dönemlerle ilgili bir bilgi var arkadaşlar. Bebekler anne karnında esneyebilirlermiş. Evet, bu kadar şaşırmak artık yeter. Güzel güzel şaşırdık, yeni yeni bilgiler öğrendik. Bu yeni bilgileri sizler arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Şimdi gidelim şöyle güzel böyle kumlara doğru, kumdaki hikayeler. Beytanya denilen küçük bir kasabada İsa'yı çok seven bir aile yaşardı. İsa da bu aileyi severdi. Bunlar Lazar ve kız kardeşleri Meryem ve Marta idi. Bir gün Lazar çok hastalandı. Kız kardeşleri Meryem ve Marta İsa'ya "Çok sevdiğin Lazar hastalandı" diye haber gönderdiler. Birkaç gün sonra İsa öğrencilerine "Dostumuz Lazar uyudu" derken aslında Lazar'ın öldüğünü kastediyordu. Bir müddet sonra İsa öğrencilerini alıp Betanya'ya yola çıktı. İsa kasabaya ulaştığında Lazar öleli 4 gün olmuştu. Meryem, kız kardeşi Marta'dan Rab İsa'nın köye yaklaştığını duyunca hiç beklemeden evden ayrıldı. Evdeki Yahudiler onun ağlamak için Lazar'ın mezarına gittiğini düşündüler. Halbuki o, Rab İsa'yı karşılamaya gitmişti. İsa'yı görür görmez Meryem önünde diz çökerek, "Rab, sen burada olsaydın kardeşim ölmezdi" dedi. İsa onu ve yanındaki diğer Yahudileri ağlarken görünce çok üzünlendi ve "Lazar'ı nereye gömdünüz?" diye sordu.
gel sana mezarını gösterelim dediler. İsa da hüzünlenerek ağladı. Çünkü Lazar'ı çok severdi. Bundan sonra İsa mezara gitti ve yanındakilerden mezarın önündeki kayayı çekmelerini istedi. Mezarın kapısı açıldıktan sonra gözlerini göğe kaldırarak babaya dua etti ve ardından yüksek bir sesle "Lazar dışarı çık!" diye bağırdı. Büyük bir mucize gerçekleşti ve Lazar ölümden dirilerek kalktı ve mezardan dışarı çıktı. Üzerinde hala kefen sargıları vardı. Meryem ve Marta çok sevindiler. Rab İsa ölen kardeşleri Lazar'ı ölümden diriltmişti. Bu mucizeyi gören etraftaki Yahudilerin büyük bir kısmı Rab İsa'ya iman ettiler. Bu bölümün de sonuna gelirken şu güzel ayetle veda edelim. Tanrı bizde etkin olan kudretiyle dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. Efesliler 3. bölüm 20. ayet. Sözü bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ismi çok güzel bir hikaye var sırada. Yeni bir bakış açısı. Bakış açısının ne demek olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Aslında bakış açısı bizim düşüncelerimiz demek aynı zamanda. Mesela diyelim ki ben bir bardağa bakıyorum ve o bardağın yarısına kadar su dolu ama diğer yarısı boş. Eğer ben bu bardağın yarısında su var dersem bardakta olan suyu görerek böyle bir bakış açısı, yani böyle bir düşüncenin peşinden giderim. Yani şöyle düşünün, bu bardağın yarısında su var, ben bu suyu içebilirim, suyu içersem bana iyi gelir diye düşünebilirim. Bu bir bakış açısıdır. Bir de şöyle bakabilirim olaya, bu bardağın yarısında su yok, ben o zaman yarısında olmayan suyu içemem, o zaman susuzluğum giderilmez diye olumsuz bir düşünceyle de yaklaşabilirim. Bu da olumsuz bir bakış açısı olur. Ama burada yeni bir bakış açısı diyor ve bu Tanrı'nın sözü olduğuna göre kesin bu hikayede güzel bir şey var diye düşünüyorum. Yeni değişen bir şey vardır diye düşünüyorum. Hadi gel sen de bana eşlik et, birlikte bu güzel hikayeyi okuyalım. Kurallara uyan tüm insanlar arasında bu işin uzmanı Saul'du. Kurallara uymak ne kadar önemli değil mi hayatımızda? Peki hayatımızdaki en önemli şey gerçekten kurallara uymak mı? Bence Tanrı'yı sevmek ondan daha önemli ve Tanrı'yı severek kurallara uymaya çalışmak daha iyi bir fikir bence. Acaba kimmiş bu Saul? Ben iyi olmakta iyiyim derdi onunla karşılaşsaydın bence sana. İyi olmakta iyi olmak ne demek? Bence bu biraz değişik bir cümle. Çok sevmedim bu cümleyi. Çok gururluydu. Çok iyiydi. Ama pek sevilesi biri değildi. Çünkü sürekli kendini öven insanları görmekten pek hoşlanmıyoruz değil mi arkadaşlar? Bizler genelde kendimizi övmekten çok başkalarını övmeyi seviyoruz. Kendimiz hakkında sürekli iyi şeyler söylemekten çok etrafımızdaki insanlar hakkında iyi şeyler söylersek onları teşvik etmiş, onları cesaretlendirmiş oluruz. Saul, İsa'yı seven herkesten nefret ederdi. Her yeri dolaşıp onları bulmaya çalışırdı.
onları yakalayıp hapse atmak isterdi. Herkesin İsa'yı unutmasını isterdi. İsa'nın kurtarıcı olduğuna inanmıyordu. İsa'nın hayatta olduğuna da inanmıyordu. Yani demek ki İsa'yı sevmiyordu ve İsa'nın aslında Tanrı olduğunu ve sadece bizi kurtarmak için dünyaya geldiğine inanmıyordu. Öyle olduğu için de bunun yanlış bir şey olduğunu düşündüğünden buna inanan insanlara zarar vermek istiyordu Saul. Yani birazcık kötü bir kalbi vardı galiba. Sorun şuydu ki Saul hiç İsa ile karşılaşmamıştı. Bu yüzden bir gün İsa Saul ile karşılaştı. Saul Şam'a giderken birdenbire önünde kör edici bir ışık belirdi. Güneşten bile parlaktı, fazlasıyla parlaktı. Saul gözlerini kapatmaya çalıştı ve yere yığıldı. Demek ki o kadar güçlü bir ışıktı ve tabii o zamanlarda bence güneş gözlüğü henüz icat edilmemişti ve gözlerini bu ışıktan korumanın bir yolu yoktu bence. Yüksek bir ses duydu. Dayanamayacağı kadar yüksekti bu ses. Saul'un başını ağrıttı. "Saul! Saul!" dedi yüksek ses. "Neden benimle kavga ediyorsun?" "Efendim?" dedi Saul. "Siz kimsiniz?" "Ben İsa'yım," dedi ses. "Arkadaşlarımın canını yaktığında benim de canımı yakıyorsun." Saul'un bütün vücudu titredi. Düşünebiliyor musun? Sen İsa'ya inanmıyor olsaydın ve birdenbire çok değişik bir şekilde böyle göklerden İsa'nın sesini duysaydın nasıl bir şok yaşardın? Ben gerçekten çok büyük bir şok yaşardım. "Kente git," dedi İsa. "Sana ne yapman gerektiğini söyleyeceğim." Evet. Acaba bu hikayenin devamında ne olacak? Acaba Saul İsa'nın sesini duyduktan sonra ona inanacak mı gerçekten? Eğer sen böyle bir ses duysaydın acaba neler hissederdin? Şaşırır mıydın? İnanır mıydın? Yoksa sadece korkup daha da çok mu kaçardın İsa'dan? Ya da o sırada böyle yere düştüğün için, yere yığıldığın için İsa'ya inananlara daha çok mu sinirlenirdin? Sen olsan ne yapardın sevgili arkadaşım böyle bir durumda? Acaba Saul ne yaptı? Eğer tahminlerin, düşüncelerin varsa WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşabilirsin. Bu hikayenin devamı yarın gelecek. Birlikte acaba Saul'un başına neler geldi? Seninle birlikte onun yolculuğuna eşlik edeceğiz. Birlikte öğreneceğiz. Ama şimdi ben sana veda ediyorum. Ama ben gittikten sonra sen Mevzi ile buluşacaksın. Ve lütfen onlara benden selam söyle. Bir sonraki programa kadar kendine çok ama çok iyi bak. Hoşça kal. Yetiştin mi? Yetiştin mi? Nereye? Programa mı? Evet yetiştin, doğru. Küçük kardeşlerimize yerler vermiştik. Öğrenip bize söyleyeceklerdi. Telefonla bağlanacaklardı. Zee, araştırıp öğrenmelerini istedik ama bizi aramalarını söylemedik ki. Söylesek, telefon versek emin ol yaparlardı. Bence yanlış hatırlıyorsun. Oo! Hafızan beni yanıltmıyorsa? Hafızan seni yanıltıyor Zee. O zaman sen anlat. Tamam, hemen anlatmaya başlıyorum. Kameram nerede? Evet. Haberciler Pavlus'a ayrılacağı gemiye kadar eşlik etmişlerdi. Burada kalmıştık. Bunun öncesinde de Pavlus diğerleriyle limanda buluşup önce Midilli, Sakız, Sisam ve sonunda Miletos'a varmıştı. Hepsinden önce de Silas ve Luka diğerleriyle birlikte Assos'a gitmişti. Bak şimdi bu yerlerin isimlerini tek ne yapıyorsun Zil? Ne oldu ya? Geriye sorup anlatmaya başladın. Geriye sarma tuşu falan mı var mı? Neden geriye doğru anlatıyorsun? yok öyle bir tuşum yok. O yerlerin isimlerinden tekrar bahsetmek ve nerelerde geçtiğini belirtmek istedim. Tamam o zaman, ben de düğmem var sandım. Yolculuklar zaten karışık. Bir de geriye doğru anlatınca senin rastalı saçlarına dönüyor. Benim rastalı saçlarım gayet nizamlı aslında Zee. Karıştırma nizamı mizamı me. Nizam da neymiş? Nizam da kimmiş? Ya düzen, düzenli yani. Tamam o zaman. O zaman demek ki benim saçlarıma dönüyor. Assos. Assos, evet. Assos. Assos'u ben anlatayım bari. Assos günümüzde Çanakkale ili sınırlarında kalan çok büyük ihtimalle antik kent. Ayvacık ilçesi içinde yer alıyor.
Burada Apollon Tapınağı gibi Yunan mitolojisinden kalma eserlerde bulunuyor. Sen harikasın Zihi. Gezgin kardeşim benim. Ben de adalarla devam edeyim öyleyse. Midilli. Evet, Midilli. Midilli dağlık bir ada. Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda yer alıyor. Yunanistan'ın en büyük üçüncü adası. Kime ait? Yunanistan'ın en büyük üçüncü adasıysa kime ait olur? Yani? Hiç anlamadım. Ya Yunanistan'ın en büyük üçüncü adası olarak elbette Yunanistan'a aitsi. Girit ve Eğriboz'da en büyük ve ikinci en büyük ada. O zaman onlar da Yunanistan'a ait olmalı. Garip bir mantıkta ilerliyoruz diye. Dilersen ben Sakız Adası ile devam edeyim. Öt bakalım. Evet. Sakız Adası da Ege Denizi çevresinde irili ufaklı birçok adayla birlikte anılan bir bölge olarak sayılabilir. Bu idari bölgenin merkezi olan şehrin adı da Sakız olarak adlandırılıyor. O adaya gitmiştim mi? Çiğnemiştim orayı mı? Tam adına yakışır biçimde. Peki Zihi. Sisam ve Miletos'u da sen anlat istersen. İsterim. Sisam, daha önce de bahsettiğimiz gibi Ege Denizi'nde Dilek Yarımadası'nın karşısında yer alan bir ada. Milet olarak da anılan Miletos ise günümüzde Aydın ilimizin sınırları içerisinde bulunan bir antik kent. Bu şehrin yerleşim geçmişi ta taş devirlerine kadar ulaşır derler. Ya. Doğru olabilir. Sonuçta oradaki tüm tarihi eserler taş halde. Yani taş devrinden kasıt aslında bu anlama gelmiyor ama ben senin bu benzetmeni espri olarak kabul edeceğim kardeşim. Öyle mi? Ama hiç komik değil ki mi? Nasıl espri olsun? O da ayrı bir konu kardeşim. Tamam o zaman. Tamam hadi kaldığımız yerden devam edelim. Habercilerin uzun deniz yolculuğunu anımsayarak işe başlayabiliriz. Haberciler düz bir rota seyrederek İstanköy'e vardılar. İstanköy günümüzün Bodrum ilçesinin karşısında bulunan bir Yunan adası. Haberciler bir süre burada konakladıktan sonra Rodos adasına, oradan da Patara'ya geçtiler. Rodos günümüzde yaklaşık 130 bin nüfusa sahip büyük bir yerleşim yeri. Yunanistan'ın 12 adalarının en büyüğü. Patara ise günümüzde Antalya'nın Kaş ilçesinde kalan antik bir kent. Ne güzel. Hem rotayı anlatıp hem açıklamayı veriyorsun kardeş. Kaş dedin de hemen mis gibi kumsallar canlandı gözümde. Tabii. Patara da günümüzde aynı zamanda çok güzel bir plaj zaten. Hadi gidelim o zaman. Ama dur önce bölümü bitirelim. Ne? Gideceğiz mi yani? Ay, harikasın sen bir tanesin kardeşim. Tamam tamam. Ama bölümü bitirelim önce istersen. Tamam. Sonra da Pavlus Antakya'ya döndü herhalde yine. Aa. Olur mu Zihi? Daha neler neler var. Biraz sabret. Tamam. Haberciler bir süre limanda beklediler. Finike'ye giden bir gemi bulmak için. Finike'de günümüzde Antalya'nın batısında yer alan hem turistik hem antik bir yer. Sonra oraya da geçeriz o zaman. Haberciler gemiyi buldular ve derhal denize açıldılar. Kıbrıs Adası'nın güneyinden geçerek Suriye yönüne doğru yol aldılar. Ve Sur şehrine vardılar. Şehirde insanları bulup onlarla 7 gün geçirdiler. Öğrencileri Pavlus'a Yeruşalim'e dönmemesini söyledi ama elçi Pavlus'u bu düşüncesinden vazgeçiremediler. Haberciler Sur şehrinden tekrar yola çıktılar ve Ptolemais'e gittiler. Burada da bir gün geçirip kardeşlerini selamladılar. Ertesi gün tekrar hareket ederek Kayseriya'ya vardılar. Ve burada elçi Pavlus'un başına ilginç bir olay geldi. Nedir? Gezelim gezelim dedin ya, bu ilginç olayı sana yolda anlatacağım. Sen de sonraki bölümde kardeşlerimize anlatırsın. Tabii bir yandan da yeni yer isimlerini. Sur, Ptolemais ve Kayseriya. Bunlar da değil mi? Evet, Sur, Ptolemais ve Kayseriya. Ne güzel aklında tutmuşsun. Şimdi bıraktım, çok karışık çünkü. Hadi o zaman gidelim. Hadi gidelim. Koş, deniz, kum, plaj.